Sevgili Manisalılar, acısıyla tatlısıyla bir yılın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tabii bu sene dünyayı saran korona salgınından dolayı çok kayıplar verdik, çok acılar çektik. İnşallah önümüzdeki sene bunları görmeyiz. 2020'de neler bekledik, neler oldu? Ülkemiz ve dünya ne yazık ki zorlu bir süreçten geçiyor. Covid-19 pandemisi tüm dünyayı sardığı gibi ülkemizde sarmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 2020 yılı boyunca varlığını hissettiren virüsle mücadelede yetersiz kaldı. Gerekli tedbirler alınamadı, gerekli tedavi yöntemleri uygulanamadı. Hala aşı ülkemize gelemedi. Hükümetin yanlış politikalarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan ve Türk milletinin bu virüsten en az zararı almasını sağlayan sağlık çalışanlarımıza hala hakları verilemedi. Birçok vatandaşımızın virüs tehlikesinin yanında işinden olma tehlikesi içine girdi. Hatta vatandaşlarımızın bir bölümü işlerinden de oldu. Esnaflar kepenk kapattı, inçtiler, iş yerleri kapandıkları için çalışamaz hale geldiler. Günübirlik çalışanlar için de ne iş, ne aş, ne de ekmek var. Tüm bunlar olurken askeri ücret en az 3000 TL olsun dedi İyi Parti. Ne hak getire? Bunu bilen vatandaşa, işçiye zor gördüler, deva gördüler. Geçtiğimiz gün bir komik bir rakam açıkladılar. Yazıklar olsun. Ekonomik sorunlar sadece askeri ücretle çalışan kardeşlerimizde boy göstermiyor. Çiftçilerimiz perişan halde. Kürsüde çiftçileri desteği 12 kat arttırdık diyen bir cumhurbaşkanı, bir iktidar partisi gelsin görsün. Çiftçilerin tarlalarını geçsinler, vatandaşa dokunsunlar, hal hatırlarını sorsunlar. Çiftçi ne halde bilsinler, öğrensinler. Çiftçi desteği 12 kat arttırmış mı, yoksa çiftçilerin var olan hakları, emekleri elinden alınmış mı? Hep birlikte görelim. Ülkemiz ve Manisa'mızda ciddi bir kuraklık tehdidi altındayız. Barajlarımızda doluluk oranı gittikçe azalıyor. Manisa Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelerin altında. Marmara Gölü'nde su seviyesi 40 santimin altında. Kuraklıkla ilgili geçici ya da kalıcı çözümler iktidar tarafından üretilemiyor. Kuraklığı en az zararla atlatmak için kuraklık 7269 sayılı afetler kanununa dahil edilmelidir. Yani kuraklık afetler kapsamına alınmalıdır. Kayıpların afet kapsamında Tarsim tarafından ödenmesi ve borcu olan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şöyle diyor. Dünya genelinde düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu içinde yaşayan ilkokul çağındaki çocukların oranı %53. Bu oran bu sene %63 bekleniyor. Bu oranda büyük bir neslin hayatını etkileyecek. Acilen çözüm üretilmezse ülkemizin gelişmesini de etkileyecektir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimindeki eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Tableti ve interneti olmayan milyonlarca dar gelirli ailenin çocukları eğitimden mahrum kalmıştır. Atama bekleyen birçok öğretmen arkadaşımız var. Aynı fakülteden mezun olup farklı ünvanlarda öğretmenlik yapması onur kırıcıdır. Sözleşmeli ücretli öğretmenliği kaldırın. Ülkenin dört bir yanında öğretmen bekleyen okullar ve öğrenciler var. En az 60 bin öğretmen 2021 yılında atanmalıdır. 2021'de en büyük beklentilerimizden biri de kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan her türlü istismarın ve şiddetin
uzun sürede değil, kısa sürede hükmünün verilmesidir. Bununla ilgili tüm caydırıcı yasal düzenlemelerin acilen yapılmasıdır. Hızlı karar alınması en azından vatandaşımızın yüreğine bir nebze serinlik verecektir. Manisa'da geçtiğimiz günlerde bir kardeşimizi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin enteresan otobüs yönünde yitirdik. Tek yönlü akan bir trafikte ters yönden gelen otobüsler var Manisa'da. Bu uygulamanın bir an önce vazgeçilmesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yolları ve kaldırımlarını Manisalılar için güvenli hale getirmesi gerekmektedir. Hatta bu acilen bir zorunluluktur. Bir de son günlerde Manisa'mızda şöyle kötü bir haber aldık. Manisa'da yapılması planlanan ve çalışmalarını başlatan Volkswagen Manisa'daki şirketini kapattı. Buna çok üzüldüm. Birçok kişiye istihdam sağlayacaktı. Keşke iktidar yatırımcıya, hukukta, adalette güven verebilseydi. Ekonomide güven verebilseydi. Manisa'mız ve ülkemiz bu yatırımda kavuşabilseydi. Bundan kimse mahrum kalmasaydı. Evet, yeni yılda daha iyi bir Türkiye'ye kavuşmak için İyi Parti olarak elimizden geleni yapmaya, milletimiz ile önderimiz, liderimiz Sayın Meral Akşener ile beraber onu örnek alarak sokak sokak gezerek, köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe gezerek, milletimizin sorunlarını dinleyerek, milletimizin dertlerini dinleyerek, milletimiz ile kucaklaşarak ve milletimiz ile el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılımız kutlu olsun.